Survivor panoramadan herkese günaydınlar efendim. Saatlerimiz 10.46, TV8 ekranlarında sizlerleyiz. Sevgili Mert Öcal, Melisa Emirbayar ve Damla Can'la beraberiz. Evet, Melisa'nın bugünkü kıyafeti size parkurlardaki o yırtıcı halini hatırlattı. Senle başlayayım, Melisa, nasılsın, iyi misin? İyiyim, bugün biraz daha adaya uyum sağlamak istedim, hani böyle yapar falan. Onun haricinde bizim sesimizi duyan adadan bir yarışmacı vardı, sence kim? Kim? İlayda. İlayda. Tüm eleştirdik, evet. Bir şey yapmıyor demesi, sonunda sesimizi duydu. Nasıl hoşuna gidiyor? Evet, İlayda'dan sorumlu. Allah'ıma çok şükür. Bugün İlayda beni çatır çatır konuşturacak burada. İlayda'dan bahsedeceğiz değil mi? Sanki tabii ki. Çok aksine iddia etmişiz gibi giriş yaptınız. Bak, biz de aslında İlayda'yı nasıl hemen seviyorum. Döndü biliyor musun? Evet. Daha hayır. Gol bir nasıl döndü? Ama öyleydi. Bir böyle bir böyle. Ama İlayda dün iyiydi futbolda. Abi Messi evet. Gibiydi kız ya. Takımı kurtardı ya tek evet. Başına. Şimdi bunu konuşacağız. Damla sen nasılsın bu arada? Ben de iyiyim. Her şey yolunda. Güzel evet. Çok İyi hadi o zaman başlayalım mı? Hadi başlayalım. Akşamın başlıyoruz. İpuçlarıyla başlayalım. Bakalım Survivor'da bu akşam bizleri neler bekliyor? Çağrı'ya hak veriyorum ya. Yani o gözlükleri takarak elit çocuk olunmuyor. Düğe giren adamın burada ne işi var diye sana da söyledim bunu. Dinlemek de istemiyorum. Ben seni dinledim. Dinlemek zorundasın. Dinlemiyorsan bas git abi. Sen bas git. Dön. Onun beyni de Reşat. Duygu, ilk geldiğin zamandaki söylediklerin şu kulağımda benim, bu adamın da o kulağında, anladın mı? Çok iğneliydi konuşuyor. Biz yenilirken karşı takıma sen hahi yapamazsın. Yeter, dinle. Senin 2 yıldır. Ulan bak, beni tekrar getirtmeyin bana bunu. Bugün Dominik'te yeni bir iletişim oyunu. Bu hafta ödülünüz... İşte iletişim oyunu. Hasretlerine bir nebze de olsun son vermek istiyorlar. Ünlüler mi yoksa gönüllüler mi? Bu önemli ödülün sahibi olacak. İnanın bugün bu ödülü kaybetmeye iki takımın da tahammülüyor. Adaptanlar hadi. Kendi limitlerini zorlayacaklar. Belki de kendilerini aşmaya hedefleyecekler. Ya benim için çok kıymetli. Her saniye ama her saniye onlar için çok önemli. Abi vır vır yani oğlum tamam. Müthiş bir mücadele izliyoruz Dominik'te. Çağrı düştü. Survivor'da yeni bir eleme konseyi ve bu eleme gönüllüler takımından olacak. Ayşe İlayda'ya buranın ve buranın rövanşı alınacak. Bunu Merve ilet şeklinde bir mesaj göndermiş. Evet hala izi duruyor. Temaslı bir oyun. Benim de kafamda temaslı bir oyun geldi. Ama temas topla olan bir oyun. İnsanla değil yani. Evet, bomba gibi bir çok iyi, çok iyi. Akşamın ipuçları inanılmazdı. Bu arada biraz sonra bize özel yani panoramaya özel başka ipuçlarıyla karşınızda olacağız. Şu an ekip arkadaşlarımız hazırlıyor. Akşamla ilgili daha ilginç tiyolar birazdan burada olacak. Sosyal medyadan da bizleri takip etmek için Instagram'dan Survivor Panorama hesabındaki şu an sevgili arkadaşlarım Gamze ve Büşra'nın yüklediği fotoğrafın altına yorumlarınızı bekliyoruz. Bizleri şahsen takip etmek için de Damlacan için Damlacan, Melisa için Melisa Emirbayar Official ve Mert Öcal için Mert Öcal ama OCL. A yok OCL takip edebilirsiniz. Ne diyorsunuz bu akşam için? Yani çok biraz enteresan şeyler var. Bir kere Duygu'nun çok büyük bir isyanı var. bir de çok haklı. Evet, şey diyor, gözlük takmakla elit olunmuyor evet. Gibi bir şey söylüyor. Yani aslında kötü, garip bir benzetme ama bir taş atıyor. Bunu kendi takımı da söylüyor. Karşı taraftan Çağrı da söylüyor. Onlar kolej çocuğu falan filan diye bir kafadan giriyorlar. Duygu gözlük takmakla işte bilmem ne olunmuyor diyor. Poyraz'la alakalı bir sıkıntılar var ama akşam göreceğiz detaylarını tabii. Poyraz, ben de merak ediyorum. Yani futbol oyununda da mesela bazı şeyleri var. Biraz da onu da konuşacağız ama Poyraz'la ilgili genel bir rahatsızlık var. Ne diyorsun Damla? Aslında tam kesin ve net olarak bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü olayları böyle çok net bir şekilde göremiyoruz. Ama benim sadece söyleyebileceğim Poyraz'la böyle üslupla alakalı bir sıkıntılar varmış gibi. Yani sert yakın arkadaşlarını kayırıyor ama anlaşamadığı insanlarla ya da kendine uzak gördüğü kişilere karşı çok daha farklı bir tavır sergiliyor. O yüzden bence bu tarzlarda gittiği için de Poyraz biraz gözümüze batmaya başladı. Dikkat çekmeye başladı.
Hani yakında ne olduğunu gerçek anlamıyla öğrenmiş olacağız. Ya ama bir yani çocukta Survivor anlamında bir strateji var. Bir Survivor resmi var. Performansı iyi. Okumuş etmiş. Bu okumuş etmiş olayını bir de başta ona böyle kolejli falan deyip hafif böyle üstten şey yaptılar. Ama o da üstten bakıyor herkese. Ama ya okumuş etmişliğini baktığı... kimseye satmaya çalışmadı çocuk. Onu diyeceğim işte. Yani ben Robert'im, bir şey demedi. Ben Boğaziçi'yim, hiç öyle bir şey, öyle bir kafalara girmedi. Ama şimdi yapmasa bile bazen bunun yani yansımasını veriyor karşı tarafa. Söylemleriyle, işte emir kipleriyle falan. Mesela burada da Reşat'ın, hiç Reşat'tan değinmiyoruz mesela baktığımız zaman. O duyguyla diyaloğu var. Reşat'ın artık kaptanlık pasifliği karşı takıma bile yansımış durumda. Burada kendini ifade edemeyen Duygu var. İfade edemediği için de bu sefer sesini yüksek. Kaptanlık pasifliği derken? Yani karşı taraf pasif kaptan. Kaptanlık yapamıyor. Anladım. Yapamaması anladım. Çağrı bile bunun farkında. Ki burada da diyaloğunda da görüyoruz. Bir kaptanın yapabilmesi gereken davranışlar değil bence yapması gereken. Kendini ifade edemediği için sesini yükseltmeye başladı. Bu sefer rencide işin içine girmeye başladı. Rencide işin içine girmeye başlayınca da özgüven eksikliği başladı Duygu'da. Bunlar zincirleme devamını getirdiği için bu sefer de agresiflik yapıyor bence. Poyraz... Dinlenmiyor aslında o yüzden. Kim? Dinlenmediği için Duygu. Yani söz hakkı tanınmıyor, evet. Takıma karşı takım onu sahiplenmedi. Yok sayıyorlar. Ve bak bütün kadın yarışmacılar hatırlamıyorum ama Duygu ya. Duygu şeyi yazmadı değil mi? Aleyne'yi yazmadı. Yok. Yok. Duygu Aleyne'yi yazmamasına rağmen mesela kızlar orada toplanıp hani Duygu hakkında konuşmalar yapıyor. İşte Duygu yazdı beni. Neden yazdı? Niye yazdı? Biz ona sahip çıkmaya çalışıyoruz, takıma kazandırmaya çalışıyoruz ama bu o inatlaşıyor gibi. Hani çok ön yargıyla gidiyorlar. Bayağı aslında da dedikodusunu da yaptılar evet, bu arada. Evet. Yani konuşsalar hiç problem yok. Poyraz'ın akşam bir görüntü vardı hatırlarsınız ki Baraka'da. Duygu'ya karşı olan söylemleri, çok böyle emir kipiyle konuşmalar. Bugün izlediğimiz yine bu görüntülerde yani Poyraz'ın yaklaşımı, dolayısıyla Reşat onun arkadaşı olduğu için takım kaptanı olarak onu üst perdeden konuşmalar falan derken yani kızın cinnet geçirmesi çok normal ama hakkının yendiğini dedi. Şeye de yaptı. Suya giremeyen burada birisinin ne işi var demesi mesela. Bence, söylenmemesi bence gereken en yanlış şey basket demesiydi mesela. Tabii adadan kovmuş oluyor aslında yani. Adadan kovmuş oluyor. Kelime olarak da kötü. Tabii. Şimdi kadın erkek ayırmamak lazım. O kesin. Çünkü hiç birebir konuşmadılar farkında mısın? Evet. Yani Poyraz'ın kategorisindeki bir adamın Duygu bir saniye bakar mısın deyip bütün takımdan onu koparıp kenarda birebir bir konuşması gerekirdi. Çünkü Duygu'yu onlar artık tamamen dışlamışlar. Ama birebir orada birebir yani... de kimle konuşur biliyor musun? Yani... Poyraz'la Duygu'nun arasında bir hiyerarşi şeyi var. Uzaklığı var adada böyle şu an. Duygu öyle birebir de Reşat'la konuşamaz. Reşat'ın yanına gitmek için sanki böyle iki kapıdan izin alıp öyle gitmesi lazım gibi takım bir hiyerarşi kurmuşlar. Peki, takım kaptanının bu şekilde işte davranıyor olması ne kadar doğru? Yanlış. Takım tabii kaptanı diyoruz ya ben hani gizli kaptan olarak da biz Poyraz'ı söyledik. Mesela Poyraz olabilir çünkü başarılı, biraz daha böyle olayların içerisinde hani herkesi yatıştırmaya ya da saygıdan bahsedip böyle Poyraz biraz daha sakin yapamaz. Kalabilen bir yarışmacı diyorduk. Ama dün izlediklerim ve bütün geneli değerlendirdiğimde Poyraz da takım kaptanı olamaz. Olamaz. Ben de katılıyorum. Poyraz kaptanlık yapamaz. Karşı takımın oyuncularından biri İsmail'in yanında kendi takımındaki adama boş konuşma evet. dediği sürece kaptanlık yapamaz. Evet. Adam orada boş konuşuyor olabilir mi? Olabilir. Yanlış bir şey söylemiş olabilir mi? Olabilir. Ama onu İsmail'in yanında sen Baran'a boş konuşma diyerek o adamın orada repütasyonunu sarsarsın. İsmail gider... Dersin ki girme bu diyaloglara, boş ver evet. dersin. Kendi takımın içinde çözersin. Evet. Sen karşı takımın önünde kendi takımının oyuncusunu rencide edemezsin yani. Bu kaptanlık vasfı değildir bence. Şimdi...